Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zihin kaçıncı ders? Hatırlayın. Zihin şimdiye kadar birkaç tane yapmıştık. Tamam. Neyse, şimdi ben 28. defterin 172. sayfada İşaret-ül İcaz 116'dan okuyorum. Cenab-ı Hakk'ın hitabatında yaptığı bu tenezzülat-ı ilahiye insanların zihinlerini hakikatten tenfir edip kaçırmamak için tenfir nefret ettirmek manasında ilahi bir okşamadır. Şimdi 116 gördünüz mü bir defterde gönderdiğim şeyde? 172 sayfa ne dediniz abi? İşaret-ü İcaz 116. Yani 172. sayfanda 116'yı göreceksin İşaret-ü İcaz. Kardeşim sen sana göremedin mi? İyi görememişsen görememişsindir. 172. sayfada alt tarafta. Tamam. Şimdi buradan çıkarım. Diyor ki hazır mıyız abiler? Hazırız. Yani çok ciddi bir şeye giriyoruz, zihin bu. Bir kere zihni bir yerini şey yapalım. Zihin vicdanda soğan gibi düşünürsek vicdanı, en diş kabuğunda irade. Gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latife-i rabbaniye. Bunu zaten biliyoruz. Eylemsel itibariyle irade ibadetullah'ın zeminidir. İbadetullah. Yani ibadetullah'la irade artar. İrade artmasıyla ibadetullah artar. Zihnin vazifesi marifetullah üretir. Marifetullah da döner. Zihnin çapını genişletir. His ise muhabbetullah'tır. Muhabbetullah el-hubbu fillah vel-buzu fillah, dostunu düşmanını Allah'a göre yapılırsa hissi gelişir. Hissi geliştikçe de muhabbetullah'a gelişir. Birbirine dönüşüyor. En vicdanın son tarafı, soğanın merkez tarafı latife-i rabbaniyedir. Latife-i Rabbaniye müşahadetullah'tır. Müşahadetullah nasıl oluyor? Tasavvufta ismi Vedud, kendi yapısı itibariyle inkişafı nispetinde mevcudatın pencereleriyle vacibül vücudu seyrediyorlar. Vacib vücuda bakıyorlar. Mektubatta. Bu ustadın tabiriyle gözü kapalı denize dalıp gemi hazinelerle dolu ne eline gelmişse onunla yetinmek. Bu Kur'an'ın külli ve kül bir bakışı değil. İsmi Vedud'a mazar olan evliyalar ama makam da çok yüksek tabii. Çok acayip. Mevcudat pencere oluyor. Oradan vacib-ül vücudu seyrediyorlar. Yani şu mevcudat neydi? Alemi misalin, alemi şahadetteki zuhuratları, hayatı tekviniyeler. Şu mevcudattaki hayatı tekviniyelerle alemi misaldeki
Esmaların bütünlüğü olan Rabbini seyrediyor kişi. Bizde ise tasavvufun dışında ismi Rahim ve ismi Hakim. İyi çekiyor, sonundaki iyi çekiyor. Hikmet sahibi olanlar Kur'an'ın nazarı ile böyle vacibil vücudu seyrediyorlar. Vacibil vücudu bir kurbiyet, bir akrebiyet var böyle. Akrebiyetin inkişafı çok yüksektir ki bu veraset-i nübüvvet veraseleri olan asıl imamlarında olur. Ve onun cemaatinde olur. İsmi azam cihetiyle derslerde olur. Asıl imamlarının dersleri İmam-ı Gazali'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nurları ismi azam cihetiyle yazılmıştır. Diğer eserler isimlerin hakimiyetiyle yazılmıştır. Dolayısıyla ismi azam cihetiyle akrebiyetin inkişafında Rabbini insan hisseder, fikreder, hisseder, mahseder. Alametleri büyük zatlar söylemiş. Günahlardan elini, ayağını, eteğini çekmek değil, nefret ederler. Yani günahtan ibrirar ederler. Yani beri olurlar. Yani bu ihtiyar iradeyle değil, günahı kerih görürler. En küçük alameti o. Ondan sonra insanları olduğu gibi kabul ederler vesaire vesaire alametleri vardır böyle. Allah'ın icraatına karışmazlar. Adeta Allah'ın seyretme makamında mevcudatı seyrederler. Hatta kendilerini de kendisi kendisiyle seyreder. Alametleri var. Bu temel şeyleri yaptıktan sonra bir daha altına eziyor insanı. Bir daha vicdan, soğan kabuğu gibi en diş tarafında irade, vazifesi ibadetullahı, kulluğa muhatap olur. Basiret, dirayet, feraset, kemalat da sırasıyla abi. Evet. İrade, ibadetullah. Sonra basiret artıyor. Ha, bir de sen söyle bakayım komutanım. İrade abi, ibadetullah işledikçe basiret artıyor demiştik. Hatırladıysanız zihinde işledikçe marifetullah dirayet artıyordu. Dirayet. Sonra abi his ve muhabbetullah işledikçe feraset artıyordu. En sonunda Latife-i Rabbani müşahedullah işledikçe kemalet artıyordu. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. ABCC'de. Evet. Şimdi zihin o kadar acayip bir şey ki inanın bana eziyor beni. Yani çok garip böyle anafora soktu. Yani gerçi burada beraber olsaydık daha acayip bir alet olurdu herhalde ama şimdi tekrar okuyacağım ama tekrar etmekte gene yarar görüyorum. Vicdanı bir soğan kabuğu gibi düşün, soğan gibi düşünün. Dışında irade, gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latife-i rabbaniye. Hepsinin vazifesi ayrıdır. Alametlerini saydım birkaç tane. Ondan sonra yani müşahedetullah olursa ne olur, nasıl görür vesaire. Kendi aleminde bunlara şahit oluyor ama bazılarını vermiyor. Yani Cenab-ı Hak onu daha vermiyor. Her neyse. İşaret edeceğiz. 116 bir daha okuyorum. Zihinle alakalı. Zihin öyle bildiğimiz gibi aklın bir sıfatı gibi, aklın bir özelliği gibi, öyle zeka gibi, hüşyar gibi, muhakeme gibi bir şey değil bu zihin. Zihin başlı başına mükemmel bir sistem,
okudukça göreceğiz ki zihin bambaşka bir şeymiş. Şu bu gök gürültüsü rahat, evet, bu zihinde var. Zihinde var olan hayat-ı tekviniye direkt oraya giriyor. Zihine hitap ediyor. Neyse, göreceğiz bunu. Bir daha okuyorum. Cenab-ı Hakk'ın hitabatında Allah hitap ediyor. Yaptığı bir tenezzülat ilahiye. Allah kim? Sen, ben kimiz? Ettenezzülat-ı ilahiyyati ala ukulli beşer. Allah insanların seviyesine konuşması, şu Allah'ın tenezzülatına bak yani. Tenezzülat neydi? Kendisini ikram etmektir. Sohbetin daha latifidir. Mesela sahabelere sohbet ehli denilir. Sohbet. Sohbet nedir mesela? Peygamber aleyhissalatü vesselam sohbet ederdi. Kendisini ikram etmektir. Tenezzülat ise muhatap alıp kendisini vermektir. Yani kendisini sana takdim ediyor. Vicdan tabağında Allah. Tenezzülat ilahiye. İlahi. İlahi nas. Rabbin nas. Melikin nas. İlah. İlah. Bu konuda inkişaf eden de Allah zihin kabında, haşa, kapsız kap anlatmak için kendini ikram ediyor. İnsanların zihinlerini hakikatten tenfir ettirmemek için ilahi bir okşamadır dedi. Şimdi giriyoruz mevzumuza. Vahiy akla geldikten sonra vahiy dimağa geliyor. Ama dışarıdan baktığın zaman vahiy kalbe muhataptır. Kalbi Muhammediye gelen vahiy diye risalede geçer, itiraz ederler size. Bak burada sarahat var. Kalbi Muhammediye gelen vahiy, siz diyor akla diyorsunuz. Doğru. Sizin evinize misafir geliyorlar. Hanımlar hanımlar tarafına, çocuklar çocuklar tarafına, beyler bir tarafa. Ama dışarıdan denilirken evine gitti. Ama hangi bölümüne gitti? İşte dışarıdan kül olarak düşünürsek kalbe gelmiştir. Külli olarak düşünürsek o kalbin iki tane ayağı vardı. Makesi efkar dima, mazar hissiyatı vicdan. Tamam da kalbin neresinde? Dima şubesinin aklına. Evet. Onu da bilin. Şimdi vahiy akla geldikten sonra ve tasdik izliyor vahiy. İzan vesaire izledikten sonra zihin onaylamasıyla itikat oluyor. Şimdi onaylamak neydi? Tasdik. Ona dönüşmek. Yani ilim. Bazı tabirlerde Risale-i Nur'da şunu gördüm. Yani ilim denilen bir malumat değil. Hani hatırlar mısınız derdik. Zahire bakarsan okuruz, ilmi alırız. İlmi alırız. İlim öğreniriz. Batın cihetiyle ilim öğrenmiyoruz. Ve alleme Adem esmaya külliye sırınca zaten bizde olmuş olacak. Her şey bizde var. Hariçten o bölüm uyandırılıyor. Telefon düşün, navigasyon. Uydu, sinyal. Burada harita, burada. O sinyal buradaki haritayı uyandırıyor ve gösteriyor. Tamam? Şimdi insanda bu vaalleme talim olundu. Çünkü Allah ilk önce insana yaptığı muamele muallimliktir. Hani bazen derdim,
vakıflık olmasaydı, yapmasam, ben içtimai hayatta iş yapsaydım muallim olurdum. Çünkü Allah'ın yaptığı Adem Aleyhisselam'a ilim öğretti. Ve alleme Adem'e esma'e külleha. Yani böyle bir şey. Şimdi zahirde ilim alınır. Amenna, bu böyledir. Batında dışarıdan bir şey alınmıyor. Alınanla uyanıyor. Misal, çekirdekte ağaç var. Güneş, toprak, hava, suyla uyandırılıyor. Devi uyandırıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvur. Gir içeriye, taakkul. Gir içeriye, tasdik. Tasdik neydi? İlim. İlim nedir? Ona dönüşmek. Ona değişmek, o dönüşmek. Bunun içerisinde tılsım da var, sır da var. Şimdi vahiy geldi. Sonra bunu izlerken, şimdi şeye ineceğiz. Belki de zihnin en ciddi işlevine iniyorum. Onun için yavaş yavaş gidiyorum. Acele etmek istemiyorum burayı. Taakkulden sonra tasdik izliyor. Tasdik ilimdi. Yani batındaki, yani dışarıdan alınanlar akıldadır. İyi dinleyin burayı. Dışarıdan alınanlarla ilim akılda uyanıyor. Zihinde ise batın uyandırılıyor. O dışarıdan ilim alırsak aklımıza giriyor, ilim alıyoruz. Ve alleme Adem'e külleha esma'e külleha. Zihinde almıyor, uyanıyor, var zaten. Tasdik izliyor, vahiy taakkula geliyor, akla geliyor. Sonra tasdike geçiyor, ilim deniliyor. İlim ona dönüşmek oluyor de insan. Bu da tılsım ve sırdı. Ona girmeyelim, sır ve tılsım biliyoruz. Ve sonra izan izledikten sonra vahinin yolunu anlatıyoruz. Taakkul, tasdik, izana geldi. Dur burada. Ha, araba esniyor. İzandan sonra aşağıya iniyor, vicdana iniyor. Zihnin onaylaması ile itikat oluyor. Zihin onaylamasa itikat olmuyor. Yani vahiy taakkule geliyor. Burada olsaydı tahtada gösterecektim. Fesubhanallah. Vahiy akla geliyor. Oraya çeviremeyiz ya. Zor olur. Kalkmam bile. Tamam. Allah razı olsun da. Evet, zor olur. Yazmam zor olur. Dur, dur. Zihnim o. Akla geliyor. Akılda şeyler o, aklı ilim alınıyor. Tasdikte sır ve teslim manasında ona dönüşüyor, ilim oluyor. Sonra izan oluyor. Vahiy bu. Sonra iniyor aşağıya. İrade aktif oluyor. İrade de onayladı mı zihne geçiyor. Zihne geçince zihin onayladı mı his oluyor. Latife-i Rabbaniye'de kim hangi meşrepte ise o isim uyanıyor. Tasavvufta ise Vedud, nur talebesi ise İsmi Rahim ve Vedud şey Hakim uyanıyor. Bu sanaattır. Ondan sonra tekrar o vicdandan dönüyor. Tamam. Vicdandan dönüyor. Yukarıya çıkıyor. İzan yoluyla bu sefer iltizama dönüşüyor fiil ve itikat oluyor. Böyle bir şey çiziyor. İtikadın sürecini anlattım. Bak şimdi. Adeta bir de söyle. Yani, zihnin serbest bölgede
Var. Biraz sesini de yüksektir misin bana? Var, var, var. Tamam. Tabii. Her şeyin, pardon, her şeyin ama sureti orada, serbest bölgede. Her şeyin. Hasan şey demiştik değil mi? Akıl dışarıdan ayat tekviniyeleri alıyor, zihindeki evamiri tekviniyeleri uyandırıyor değil mi? Tersini söyledin. Ters mi söyledin? Evet, ters söyledin. Akıl... Doğru söylemiş oluyor. Yani az önce söylediğiniz ifadeye göre Hasan abi, zihin evamiri tekviniye oluyor, zihin kendindekini dışarıdan akıldanla açıyor. Yani Osman'ın doğru söylediği gibi geliyor bana. Şimdi evamiri tekviniye ilmi vücutlardır, akla gelir. Kur'an. Ayat-ı tekviniye varlıktır. Vücud-u hariciye dönmüş. Zihin bunun bizdeki karşılığıdır. Ayat-ı tekviniyelerin vücud-u haricisi bizdeki karşılığı. Yani şey gibi mi oldu abi? Ayat-ı tekviniye, evamiri tekviniye, tekrar ayat-ı tekviniye. Evet, aynen. Evamiri tekviniye, ayat-ı tekviniye ile imtizaç etti mi itikat oluyor. Maşallah, rahmete bak, subhanallah. Kardeşim, bu dersler zemin yüzünün zinnetidir. Bunlar bittiği zaman Zübeyir abi dedi ki, vallahi ondan korkuyordum, kıyameti bekleyin demişti. Bu dersler bittiği zaman demiş Zübeyir abiye, 3 cuma geçmez derdi. 3 cuma geçmez derdi Zübeyir abi. Bu zeminin zinnetidir. Nerede geçiyor bu? Barla'da geçiyor, biliyor musunuz bu? Barla'da bir iki adam, bir iki nefes Rablerini görüp gösterirler, sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler diyor. Bunlar zeminin zinetleridir. Semanın müekkel melaikeleri yerdeki müekkellere gıpta ediyorlarmış. Allah da bu kullarından iftihar ediyormuş meleklerine karşı. Elhamdülillah. Bu sistemi hep gavur mu kullanacak canım? Diyor ya Hasan abi, hani Kur'an çıksa başını çarpacak diye. Ha, 110 sözler. 110. Yani Kur'an çıksa divane olacak. Küre-i arz divane olup başını, diyor, serseri olan başını bir seyareye çarpıp kıyameti koparacak diyor. Kur'an çıkması, Kur'an hakikatlerinin işlenmemesi, o anlaşılmaması. Tabii canım, Kur'an okumak sünnettir, içini bilmek farzdır. İtikat ve ameli hayatı bilmek farzdır. Kur'an'la alakalı bir şey okumak diyor gene Barla'da. Barla'da hepsi kaynaklı, söylediğimiz malum, biliyorsunuz. Kur'an'la alakalı bir şey medarı bahsetmek Kur'an okumak gibidir diyor. Ya. Adeta bu süreci yapacağız böyle inşallah. Şöyle bir şey yapayım, tahtam düzeldi. Adeta akla ayetlerin, bak senin söyleyeceğini burada yazıyor zaten. Adeta akla ayetlerin, ne demek ayet? Evamiri tekviniyelerin gelmesiyle, tasdik ile ilme, izan ile vicdana ve zihindeki ayat-ı tekviniyelerle bütünleşince de itikat oluyor. Bu çok önemli tespit. Osman güzel tanımladı. Yani evamiri tekviniyeler ayat-ı tekviniye dönüşmesiyle, bütünleşmesiyle itikat. Peki ek yapılıyor. Kalbin ve ruhun bütünleşmesiyle de buna iman deniliyor. Şimdi akıldaki ayetlere evamiri tekviniye, tasdikteki ilmi vücutları ona dönüşmek, yani tasdik ilim, tasdik ilimdir. İlim denilen tasdik diye şualarda geçer. Ona dönüşmek, yani tılsım ve sır. İzanda ise vicdani hassasiyetler ki irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Yani vicdana indiği zaman irade, zihin, his, latife-i rabbaniye aktif etti mi? Nereden geldi? Dimağın izanından geldi. Bu vicdanı anafora çevirdi böyle.
Yani biz tek tek konuşuyoruz da onlar zaman üstü oluyor, yapılıyor. O vicdan böyle hepsi tek tek uyanıyor, sonra homojen tek bir şey oluyor. Bu dönüşen hangi yolla dönüyor yukarıya Dima? İzan. İzanı boyuyor. İzan acayip bir şey ya. İzan imtisaldı ya. Seni ona dönüştürüyor. İzan. İntisal. Allah Allah. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bir gözün görme sistemi var Hasan abi. Eşyalar düzgün, göze ters olarak düşüyor. Ama beyin onu yeniden düz olarak algılıyor Hasan abi. Böyle bir sistemi var, yanlış hatırlamıyorum. Aynen. Bir de abi, siz kelamı anlatırken abi. Şimdi mesela kelam bendeyken evamir halinde abi, kelam. Benden çıkıyor, karşıya giderken ayet tekmini oluyor. Karşıda yeniden karşı yapılan diyor, yeniden evamiri tekmini oluyor. Yani sistem bu benzerlik oluyor. Sanki. Evet. Aynen. Ve dün müydü evvelsi gün beraber ders yapıyorduk. Şimdi kelam ilahi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Bu seninle alakalı. Peki bu ilim, irade, kudreti tazamun eden kimdir bu? Kelam. Kelam nasıl bir şey ki bu üç tane sıfata cami? Şuraya bak. Şimdi ilim, irade, kudret, kelam. Bunu dört tane unsurla konuşuyorduk. Not almış mıydın? He. Ondan sonra ilim hangi unsura, kudret hangi unsura, hava hangi unsura, Allahu alem hayat galiba kelam şeyine, unsuruna geliyor. Çünkü bakın 330 sözlerde İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam-ı ilahi diyor. Bakayım hangisindi? Bakayım. Hayat, kelam aynı abi. Hayat demiştik de nerede yazdın? Onu bana göstermen. Yani unsur var ya, toprak. Yani eşleştirmiştik. Ver bakayım. Ha, şurada. Su unsuru zihayat demişiz. Zişur, hava demişiz. Toprak ise vücudu harici, yani bunu başka şey, dört tane şey sıfatı yapmıştık, ilim, irade, kudreti, onu. Hava, emir ve irade arşı diyor abi. Evet, bakayım, gerçi neyse şey yapamıyor ya şimdi, sesle müdahale edemediği için. Bakayım, o dört tane arş vardı, toprak, su. Neyse, yani kelamın camiyetiyle. Kelama hayat demişiz galiba. Ben Gafur'un dediği kelamın ne kadar cami olduğunu, bakın 430 mu 330 muydu sözlerde 3 tane kelam, 3 tane sıfatı tazamun ediyor. 433 ilim ve kudret ve iradeyi tazamun eden hitabı ezeli olan elfaz-ı Kur'an'ı. Yani kelam üçünü tazamun ediyor. Kelam böyle bir şey. Ver bana onu. Hangi unsurla şey yapmıştık? Neyse ona madem iş yaptık. Zihayat, zişur, kanunem, vücudu harici, latife. Bu da değil ama onları eşleştirmiştik. Şimdi bir daha okuyorum burayı. Akılda ayetler, evamiri tekviniyeler. Tasdikte ilmi vücutlar. İzanda vicdanı hassasiyetler ki vicdanı boyalayan o homojen dediğimiz yani bütünselliği izanı değiştirmiş. Zihin ise akıldaki ayetlerin yani evamiri tekviniyelerin zihinde ayat-ı tekviniyelerini aktif edip bütünleşince itikad oluyor. Bakın itikadın kaynağına bak. Evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniyelerle aktifleşmesi miktarı nispeti kadar itikat sahibi oluyor. Şimdi biz bu şeyi çizeyim diyorsun değil mi? Bu şeyi. Hasan abi, bu zihinde ayat-ı tekviniyelerin olması
Yani ben anlayamadım. Yani ayat-ı tekvini hariçteki kudret sıfatına mazhar olmuş değil mi? Evet. İşte zihin böyle bir şey yani. Yani oradaki, yani şunu sadece anladım, yani ikinci derece bizde, bizim dirilttiklerimiz, bizim alemimize girmesiyle vücuda çıkarttıklarımız manasında ikinci derece bir ayat-ı tekviniye mi? Yani dışarıda bir ağaç var, ayat-ı tekviniye. Ben akıl onu evamiri tekviniyesiyle anladı ve zihnimizde o ağaç, yani iz düşüm düşer gibi bende ikinci derece bir vücudu, ayat-ı tekviniyesi ortaya çıktı. Evet, o. Yani, o. Misaliye yazıldı. Evet. O. Evet, zihinde kardeşim evamiri tekvini değil, ayat-ı tekviniyedir. Kainatın şeyidir, adeta tahayyülün batın tarafı. Tasavvur, batın tarafı akıldır. Tahayyül nasıl mekanı oluşturuyor? Zihin de böyle. Alemi gayb ve şehadetin böyle haritası yani. Haritanın nuranesi kalptir ama dışarıdaki şey vücudu zihin, zihin. Zihinde varlık uyanıyor, varlık. Senin varlığın orada uyanıyor. Hasan abi, şimdi mesela bizim hiç yememiş olduğumuz bir meyvenin lezzeti bizim dilimizde program halinde mevcut değil mi abi? Ama bu arada Osman, bunu daha önce konuşmuştuk zihinde, çünkü şimdi geri dönersek evamiri tekviniye mi, hayat-ı tekviniye mi dönersek o zihnin 2-3 tane ders yapmıştık buna ait. Evet, zihinde diriliyorlar vardı abi. Orası. Yani dirilmek, özür dilerim Gafur, senin şey yapacağız. Özür diler. Yani zihninde diriliyorlar, aklında diriliyorlar demiyor. Yusebbihu tüsebbihu diye geçiyor. Yani onu bir müstakil bir ders yaptık veya iki ders. Yani dil... Evet, oradan girmiştik. Hatırladınız mı? Evet, Hasan abi. Kader ve kaza gibi. Yani ben sulandırmak istemiyorum. Fazla şey yapmak istemiyorum ama ben de bir parça anlamaya çalışıyorum. Özür dilerim. Şimdi kader ve kaza gibi Hasan abi. Yani bir kudreti tecelli ettikleri var. Bir de etmeyenler orada yok manasını taşımıyor. Etmeyenler, orada canlandıramadıklarımız evamir halinde ama canlandırabildiklerimiz ayak tekniği haline mi dönüşüyor yine aynı yerde? Evet. Telefon... Dur tam verme dur. Bak şimdi... Böyle anlıyorum ben sen. Ne dersin? Bak, bu telefon kabul et. Navigasyon. Burada bütün dünya haritası var. Fakat bulunduğun yere ışık gönderiyor. Sırf orası aydınlanıyor değil mi? Bu zihin aynasıdır der Ustad Kalı Mestevi'de. Zihin aynadır. Varlığın mekanı. Tüsebbihu, yusebbihu derken zihninde diriliyorlar. Kardeşim, ilmi vücut akılda, bizzati vücudu hariciler varlık zihnimizde canlanıyor. Varlık buluyor. Var oluyorlar. Var da evamir değil, ayat-ı tekviniyedir. Devam edeyim. Vay, acayip. Ha, şimdi ben yazayım diyorsun. Şöyle. Şey yazacaktık değil mi Osman? Vahiyinin sürecini. Tekviniye tekrar hayatı tekviniye olarak zihinde diriliyor şeklinde gibi. İşte tamam. Sen orada çekin. Yani. Tamam. Evet. Ben şöyle yapayım. Şunu da alayım. Şunu bakayım yapabilecek miyim? Bir çevireyim dur. Hazır vardı zaten. Ben bir yer okuyayım mı abi? Oku. Bu hani ona dönüşüyor. Dur sen orayı. Var ya. Şartül İcaz yine 111'de başlıyor. Bu mesele istikbal sayfasına var. Bu sayfada da 114'de vardır diyor. Devam ediyor. Üstad yine 112'de 4. diyor ki
bu nükteleri aklına koyduktan sonra şu gelen fezlekeye dikkat et diyor. İlahi devam ediyor. Aklına koymaktan bahsediyor. Sonra diyor ki biraz da çevir. Tamam. Arkadaş, bu meselelerde yazılan muhakemelerin neticesi olarak şu gelen kaideleri de koynuna koy, sana lazım olur. Tamam. Bir şahıs çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz. Tamam. İki şahıstan sürdür eden bir söz istidatlarına göre tefavüt eder. Yani birisine göre altın, ötesine nazar alıp kömür üretiminde olur. Eşyalar olur. 12 şöyle. Madde söylüyor abi üstad. Sonra tamam. Diyor ki aziz kardeşim, bu kaideleri birer birer sayıp kafana koyduktan sonra zamanın hayal ve dünyalarından, muhitin evham ve hurafelerinden tecrübe, çıplak ol, bu asrın sahilinden dal, Cezire-ül Arap Yarımadası'na çık. O yarım adanın mahsulatından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir. Fikirlerini başına tak. Pek geniş olan bu sahraya bak. Göreceksin ki bir insan tek başına ne muhini var ve ne yardım edeni ilahir. Hani temessül diye bahsedip duruyoruz ya. Allah'ın adem dimağın işte tutuşlarına geçmekle beraber bunları aklında bir şekilde kontrollü kullanmak. Diyor ya, muhidin evham uğrafelerinden gecikti. Çevir. Sahilinden de Allah'a burada zihne mi kalınıyor acaba? Hı, getir. Tut, komple ayağa kaldır. İşi bırak, işi bırak. Şu hayal sistemi zihinde diriltiyor. Onu al. Ben şöyle yapayım. Şu ifade de acayip yani. Cezire-ül Arap Yarımadası'na çık. Şimdi çıkmaz. O yarımadanın mahsulatından olan insanların kılık ve kıyafetlerine gir, fikirlerini başına tak. Bak hayali burada kullanıyorsun. Nescet duruyorsun. Onların kılık kıyafetlerini giyip temessül ediyorsun ya. Bildiğin orada temessül edip orada seyrediyorsun hani. Allah alemişten işte, anlatılanlarla bura aklıma geldi ve bir okuyayım dedim yani. Bakayım gözüküyor mu? Bakacağım. Gözüküyor ama uzak biraz sanki abi. Yani şey mi oluyor? Şöyle yapayım ben. Şunu çıkartayım. Ben şöyle çıkartıyorum telefonu. Görüyor musunuz? Tamam. Evet abi. Ha bak şimdi gözüküyor mu? Evet. Ha sen de o kamerayı oraya getir. Tamam. Tamam. Bu işe gerek yok. Şimdi burada anlatacağım. Bak. Şimdi burası gözüküyor değil mi? Evet, gözüküyor. Vahiy görüyorsunuz. Gözüküyor mu? Bir ses verin. Evet abi gözüküyor. Heh. Gözüküyor abi. Gözüküyor. Gözüküyor abi. Heh. Vahiy akla geldi. Tamam. Bu burada dağılıyor. Heh. Tamam. Şimdi burada dağılınca bu serbest bölgede hissesini alıyor. Buraya göre alıyor. Şurada akıl meratipleriyle boyalanıyor. Tamam. Sen kameranı tut. Heh. Burada aklı meratipleriyle hissesini aldı mı kardeş? Aldı. Tasdike geliyor. Tasdik. Burada ilim oluyor. İlimin üzerine durdum. Çünkü bugünlerde çok meşgul ediyor. İlim acaba vesile midir, kendisi netice midir? Çünkü ilim onu tard eder diyor. Yani ilim bir malzeme değil gibi. Yani ilmi bilmiyoruz biz. İlmi biz malumat biliyoruz. Mesela ona dönüşmek, o olmak, fazilet, kemalat, feraset, basiret, dirayet gibi hep bu bunların şeyleri, eylemsel hali. Neyse, vahiy geldi. Şuradan dağıldı. Tamam mı? Ondan sonra mertebelerinden geçti. İlim oldu mu? Oldu. İzana geçti. İzana geçti. Anlattım o şeyi. İzandan doğru buraya geçmeden vicdana iniyor. Gözüküyor mu bilmiyorum kamerada. Gözüküyor abi, gözüküyor. Tamam. Vicdanda burada dört tane şey var. Onu da yazayım. Ondan sonra şöyle. Şöyle yapayım. Ya vicdan dedik. Komplim yani yaptık. Şey yapmadık onu. İrade. Zihin.
His. Buranın öteki kamerayı yardımcım tutuyor. Tamam. He. Bunu tutuyorum. İki kamera. İki tane kamera vardı ondan. Maşallah. Kolaydı işte. Bak şimdi. Buranın kıymetini anladık mı ya? Burada işte bu. Allah aynı böyle nimetini tekrar iade etsin. Şimdi bu vicdan dedik ya, şey yapmıştık. Bu iradeye geldi. Evet. Al sen bana tut onu. Al. Şimdi iradeye geldi. İradede yapılandı mı? İradeyi de daha bildiğimiz yok ha. İrade böyle bir tercih falan değil bu. Tercih şey yapıyor, ihtiyar yapıyor. İradeyi daha bildiğimiz serbest değil. Bölgede. He? Serbest bölgedeydi suhureti, cüz ihtiyarını. He. Evet, bunu ibadetullah'a nasıl dönüşüyor çok ilginçtir. Ona sonra gireceğiz. Sonra, bundan sonra şu oluyor arkadaşlar. Zihin oluyor. Zihin hisse dönüşüyor. His latife-i Rabbani'ye dönüşüyor. Tamam mı? Ha. Şimdi bu zihinde hüşyar oluyor. Diriliyor. Vücudu hariciye çıkıyor. Tamam mı? Vücudu harici oluyor. Ayat-ı tekvini oluyor. Mahluk oluyor. Mahluk. Haşa, senin aleminde Kur'an buna dönüşüyor. Bu akşam size bunu anlatsak yeter. Zihin. His oldu mu abim? Onlar ne sürece olduğunu göstereyim. Şu defteri bana şuradan ver. Masamın üzerindeki defter. Evet onu ver. Onu ver. Ver. Heh, sağ olasın. Teşekkür ederim. Burada evamiri tekvini oluyor. Şu anda iyi misiniz? Çok güzel oldu abi. Heh. Çok güzel abi. Bak biraz idare edelim işte. Burada Kur'an evamiri tekviniyeleri aktif ediyor. Kur'an mahluk değil. Buraya vahiy geldiği zaman evamiri tekviniyeler uyanıyor. Bu ilimde konuşacağız, daha fazla şey olacak. Tasdiki konuştuk, ilmi bilmiyoruz. İlim bir bilgi, malumat gibi gözüküyor. Ehl-i dün hep böyle 2 artı 2 eşittir, 4'tür, bu ilimdir. Bu dışarıdaki şeyi. Sonra buraya geliyor vicdana. İrade dönüşüyor. İradeden sonra zihne dönüşüyor. Zihne dönüşünce burada şurada ayatı tekviniye. Hasan abi. He. Nasıl oldu? Bakın şöyle gibi oldu. Şimdi evam ayat tekviniye akla geldi. Tasdikte ilim oldu ya. He. İlimi aldık elimize. Sonra iradeye geldi. İrade, ilim, irade, kudret. Zihinde de kudreti giydi. Ayat tekviniye oldu. Çok güzel. İlim. Ha, evet. İlim, irade, kudretle vücuda çıktı hayat tekviniye. Burada kudret oluyor. Ha, bizde onunla beraber vücuda harici çıktı. Evet. Önce ilimi aldı, iradeyi aldı. Sonra da şeye çıktı. Evet. Devam edelim. İrade, ilim. Kudretle zihinde geldi. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. İlim, irade, kudret. Hayatı tekbini eşittir. Evet. Çok güzel. Yani en çok acayibime giden bu Üstad Hazretleri, bir daha söyleyeyim sevgili arkadaşlar, dimacı kardeşlerim. Üstad Hazretleri lugat inşa etme vazifesi değil. O ilimleri, İslam ilimlerini eyleme dönüştürüyor.
Risale-i Nur'da. Risale-i Nur nedir denince bir tarifi de şu olsa gerek. İnşallah gelecekte olur. Yani ilimleri iki nokta üst üste, noktalı virgül gibi bir malumat şey değil. Eylemde anlatıyor. İşte sana kudret demiyor ama zihni öyle anlatıyor ki kudretle şey yapıyor, ifade ediliyor burada. Bak doğru söyledin. İlim, irade, kudret. Öyle tevafuk ediyor. Bu zihni insanı heyecanlandıran varlığın vücudu harici bizde diriliyor kardeşim. Var oluyor. Kimler var oluyor? Kimlerle meşgulsan. Hem de bekaya mazhar oluyor Hasan abi. Sadece evet. Var olmuyor. Zaten burada uyandı mı bitiyor zaten işin. Biraz da şimdi şurada soracağınız var mı? Şimdi dur. Şimdi geri gidiyor. Onu yapayım. Dur. Sonra kardeşler buraya geldi. Buradan bu bütünsel tekrar geri gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Gözüküyor mu arkadaşlar bu benim şey yaptığım? Gözüküyor abi. Bak şimdi bu bütünsel tekrar imtisal şey izan yoluyla giriyor. Buraya geliyor. Burada eyleme dönüşüyor. Burada da senin itikadın oluyor. Acayip şeyler oluyor. Şu anda dersi dinlerken sizde bunlar oluyor. Şeyden çağırmamın katı mı ortaya çıkması hadisesi? Nasıl dedin Sedat? Teayyum ve teşakkus hakikati mi tezahür ediyor böylece? Aynen öyle. Bu teayyum ve teşakkus hakikatinin daha mukaddemesi oluyor. Fakat zihinde diriliyorlar. Çok tuhaftır. Mesela burada Latife-i Rabbaniye'de Allah'ı müşahede etmiyorlar mı? Hatırladın mı Osman orayı mektubatta? Nerede abi? Latife-i Rabbaniye'de mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar diyor. Müşahedetullah. Anladın mı orayı? Hatırladınız mı orayı? Abi de Latife-i Rabbaniye demiyordu sanki orada ya. Ha işte yani kalp... Mevcudatın penceresiyle diyor ya. Kalp penceresiyle vicdan bakıyor ya. Kalp penceredir, bakan vicdan ya. Ha. Kalp pencere, vicdan nezaredir diyor ya. Okuyayım mı oraya mı? Neyse. Bak şimdi. Latife-i Rabbaniye'nin zaten bildiğinden bir şey de tabii intikal etmek zor oldu. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah'tır. Burada müşahadetullah oluyor ama müşahadetullah hayal değil ki. Müşahadetullah ilim de değil. Yani ilim de değil. Vacibül vücuda ancak vicdandan bakılabiliyor. İşte bakın kalp penceredir. Vicdan nezaredir. Zaten bunun işi ibadetullah, bunun işi marifetullah, bu hissin işi muhabbetullah, Latife-i Rabbaniye'nin işi müşahadetullah ya. His mertebesinden sonra Latife-i Rabbaniye'den şeye bakıyorlar. Vacibül vücuda bakıyorlar. Şimdi ismi Vedud penceresiyle Risale-i Nur ise Rahim ve Hakim isimlerine mazhar. Peki hatırladınız mı mektubatta diyor ki orada ismi tasavvufta diyor
İsmi vedud, ismine mazhar olanlar pencudatın penceli vacib vücuduna bakıyorlar. Tamam, neticeyi söyledin. Peki sen ismi rahim ve hakim ismine mazhar olunca ne oluyor? Bir şey diyor mu orada? Demiyor abi. Çekip gidiyor. Aynen. Hiçbir şey demiyor. Hocam mazhardırlar diyor. Ve men yüktel hikmete fakat ütiye hayran kesir asırına mazhardırlar diyor. Bitiyor. He, Risale-i Nur'a nazara veriyor abi. He. Risale-i Nur. Risale-i Nur işte akrabet-i ilahi. Peki vicdandaki müşahadetullah ilim midir? İlim burada kaldı. İlim burada kaldı. İlim daha alt yapıları. Ha o ilim değil kardeşim. His de değil. Vücut harici de değil. İrade de değil. Ha orada Risale-i Nur'da hikmet ve rahim. Rahim. Sıla-i Rahim'i bak sıla bağdı Rahim. Rahim'in onayladı. Rahim ismi ve Hakim ismi çok azami derecede ismi azama mazariyette orada tayin ediyor. Sonra bu boyalanıyor bunlarla hep. Sonra geri dönüyor. İzan oluyor. İltizam da eyleme dönüşüyor. İtikat oluyor. Sonra bir daha vicdana gelmesi lazım Hasan abi iman olması için. Bir devir daha gerekiyor. Bu hemen müldümün olduk demiyor. Sonra geliyor. Bunlar yaptı mı itikat? Nerede iş o? Yani itikattan direkt iman diye düşünüyorduk her zaman ama. Yani bu şeyde vicdanı yani yolumuz bu olduğu için. Yoksa hani şey gibi ağaçtaki çekirdek kökteki bu gövdeden bilgi aktarılmıyor. Böyle dağılıyor ama ben bunu böyle gösterdim tekrar geliyor diye. Anladın mı? Yani bu bütünsellikle geliyor. Anladın mı? Yani bir yol işte yolu göstermek için yaptım. Şu itikattan ama paldır küldür kalbe girmiyor. Bu yollarla geliyor. Kalbe giriyor. Kalpte girmeden önce yerler var. Onu girmeyelim. Latife-i insaniye var. Sırda var mı imanda abi? İmanda var tabii. İmanda olmayan yok ki. Hepsini o zaman cem ediyor. Kalbin bütününü ver. Evet. Yani iman nedir? Allah'ın esması değil. Esmasından değil. Sıfatından değil. Zatı sıfatı değil. Şuunat-ı zatiye değil iman. İman zatının bir nurudur. Orada yok. Çünkü yani iman şey bir iman dersi yapmış mıydık biz hiç? Vallahi hiç yapmadık. Yani nasıl olduysa yapmamak gibi geliyor bana da. Allah Allah. İmanın içi böyle hani imanın dört mertebesini devamlı konuşuyorduk demek ki şey yapmadık. İman zatının bir nurudur. 42. sayfa diyor ya işaret edeceğiz da. Evet. Abi oradan kalkmadan özür dilerim. Ya sizi de yoruyoruz da. Şey dediniz akrabet-i ilahiye mevzusunu dediniz. Latife-i Rabbani üzerinde durup hakim, hikmet ve rahimin azami mazhariyetiyle boyalanıyor dediniz abi. Siz de üstad gibi oradan okları çekmeye başladınız. Orada bir şey diyecektiniz galiba abi. Bilmiyorum. Orada oluyor işte bir şeyler diye hissediyorum. Yalnız Cenab-ı Hak niye imana bu kadar şey vermiş yani? Her şeyin bir çaresi var da imansızlığın çaresi yok ya. Hasan abiciğim bir şey söyleyebilir miyim lütfen yani? He. Kafanızı karıştırdım ama. Şimdi bakın biz Hasan abi bir rotor bir stator var. Hep anlatırsınız Hasan abi. Biri dönüyor, biri sabit duruyor.
orada elektrik ortaya çıkıyor abi. Normal şartlarda elektrik diye bir şey yok aslında. Onların hal ve hareketleri, dönüşleriyle ortaya çıkan bir güçtür elektrik Hasan abi. Şimdi bizde de bu rotor ve stator, hani dima ve vicdan arasındaki bu gidiş gelişten, bu dönüşe, bu harekette misal olursa eğer, ortaya çıkan da aslında sırrı insani oluyor Hasan abi. Şimdi mesela tabaka-i insaniye, hayat tabaka-i insaniye çıktığı mevzu burada gerçekleşiyor gibi Hasan abi. Mesela bir yer okuyabilir miyim abi? Bakın, okuduğumuz yer. İnsan kendi annesindeki odalarda gezdiği gibi, o zihayat kendi aklı ile, bakın aklı ile Hasan abi, bakın aklı ile, avalim ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer, yani o zihşuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zihşuurun miran ruhuna misafir olup, imsan ve temessül ile geliyorlar. Hasan abi, burada zihin berzah oluyor. Yani buradan alem şehadetten gittiği gibi zihine, diğer taraftan gelenler de orada buluşuyorlar, sanki bir berzah. Bu sabit bir ölçüyü oynatmayalım. Bir, aynen. Zihin, diriliyorlar her şey. Oradan gelenler, buradan girenler. Zihne bir şey girdi mi, o dirilmiş. O dirilmemiş olamaz artık. Zihinde vücut buluyor. Peki burada vücut ama böyle atomik vücut değil. Allah da vücut buluyor. Onun için çok acayip kontrol etmeye çalışıyorum kelamlarımı. Yani kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Ha ya o ka ha o o ha nasıl ki taayyun ve teşahhus lugatı olmaz. Burada da Cenab-ı Hak irtisam ve temessül ediyor. Ama vücut buluyor zihinde. İlmi vücut değil bu. İlmi vücut şurada. Vücut buluyor. Peki şöyle diyeyim. Yusebbihu, tusebbihu dedi mi? Bu izi takip ettim de. Peki 26. lemada diyor ki, ben diyor o Van'da, Erek Dağı'nda Van'da, şey Van'da, Van'da, Kale'de, Kale var ya, ondan sonra Ermeni şeylere, Ermenilerin katliamı yaktığı şehre bakıyordum diyor. Orada onu çeviren kim oldu, hatırlayanınız var mı? Hayalim çok geliştiği için beni kimse çevirmedi diyordu ama. Ama ayet çevirmiş, ayet. Allah Allah. Ayet. Ayet ona diyor ki, peki dördüncü şuaya geç. Dur, onu bir... Dördüncü şuada ayet bana dedi ki, ayet bana gösterdi ki, şuaları oradan masanın üzerinde şualarımı verir misin? Heh, şualarımı ver. Şuradan. Bir de lemaları ver bana. Allah'ım ya Rabbi, bunlarla meşgul ederek hepimizin canını al ya Rabbi. Teris et ya Rabbi. Amin. Bak şimdi. Alemin ayetlerin hakikatları vardı. Şimdi abi ayetlerin hakikatları ne o zaman? Yani zihinde gözükenler ayetlerin hakikatları diyebilir miyiz o zaman? Koy oraya. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bana dedi ki, bak, bana diyorlar ki sen kafayı yedin, sen tamam işte ben de zaten yedim. Bak şimdi başka, bana bildirdi ki, başka, bak ayet dedi ki dinle, gösterdi. Şimdi lemalara geçiyorum, kim çevirmiş oradan? Ayet ne diyor? Bak. Ya bambaşka Risale-i Nur. Onun için mezarımızın başına yazacak. Rahmetli televizyona ve deccala düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Diyor ki
Sayfa 249. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken, ruhunda ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat tahari ederken, o kalayı okumuyorum yukarıyı. Ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gamlara karşı teselli beklerken, birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Sebeha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim lehu mulku semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatlı, firkatlı, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı. Gözümü açtırdı. Baktım ki diye meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yalnız harabezare bakıp durma diyorlardı. Bu ayet-i kerimin hakikati böyle ihtar ediyordu ki. Ondan sonra diyor ki, ayet bundan sonra diyor ki ustada, Van sahrasının sayfasına misafir olan insanların elleriyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesine neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl Malik Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş Ezeli'ye bak. Bunlar hep ayet diyor. Yani şöyle tevil edilir. Yani ayetten böyle bir teselli buldum. Şualarda bak ne diyor. Ayet dedi ki bana bak dedi. Hakikatıma bak diyor. Beni dinle diyor. Bir de öyle bakma diyor. Ayetler Yusebihu Tusebihu 300 kaçtı? 13. sözde. Ayetler diriliyorlar diyor zihinde. Ayet dirilmesi ne demek? Ayet konuşuyor. Sen ayeti kelam sıfatından gelen subut-ü sıfat cansız olacak. Tövbe topraktan cansızdan can çıkacak. Subut-ü sıfat ya. Ayet. Ayet bu kitap olarak dönüşen ayet değil ki musaf. Ustadı çeviren ayettir orada. Böyle bak diyor. Kardeşim zihinde ayetler diriliyor. Canlanıyor. Ayet kelam-ı ilahiydi. Kelam-ı ilahi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Kudreti tazamun edince ölü olur mu? Kudret ya. İlim-i 430 okuduk değil mi? 430. 1 miydi? 30. 33. 433 sözlerde. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam ezelidir diyor. Kelam ezeli bunu tazamun ediyorsa. Peki, kelam-ı ezeli bakın, dirilmiş. İlim var kelamda, irade var. Kudret bir şeye taalluk ederse onu vücuda alıcı çıkarmıyor. Çıkarıyor. Kelam-ı ezeli. Bunları hepsini, bu dördünü de hayat. Hayat cem ediyor. Çünkü şualar, ayet-i kübrada hayat nasıl bir ismi azam olduğunu, ilimi, iradeyi, kudreti, kelamı da tazamun ediyor. Biliyor musun hayat? Hatırladınız mı o yeri? Evet. Bak, bakayım. Abi hayatı yedisini tazamun ediyor. Yedi. Evet. Yedisi sıfatı. Evet, evet. Yani şu makamda onu tazamun ediyor. Tamam mı? Hayat. Bakayım. Yedinci şuada geçiyor. Şimdi onu bakmayayım. Hatırladınız o. Şurada. Şunu okumak istiyorum bak. Bilmek hayatın alameti. İşitmek dirilik emaresi. Görmek diriler ama hep diri. Hayatın üzerine kurulmuş bunlar. İrade hayat ile olabilir. 147. İhtiyar iktidar. Bak ihtiyari iktidar. Zihayatlarda bulunur. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir.
İşte bu noktalardan anlaşılır ki hayat sıfatının 7 defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufunun vücudunu bildiren burhanları vardır ki bütün sıfatların esası, menbaı, ismi azamın mastarı ve medarı olmuştur hayat. Oh. Hasan abi. O zihin var ya, zihin. İrtizam mütemessülünün olduğu zihin. He. Onun tabiri caizse bir fotokopisi çekilebilir mi sizce? Belki Hasan abiciğim, o fotokopiyi belki biz çekemeyiz ama çeken zat olmuş ve üstad bence o zihnin fotokopisini çekmiş. Rahim ve Hakim isminin tecellisi işte bu eserlerdir, bu sözlerdir. O zihnin fotokopisi oluyor Hasan abi. Ben öyle anlıyorum. Zaten bu sözler o zihnin fotokopisi hükmünde Hasan abi. Zaten sahaflara gittiği zaman kitabı şey yapmış adam, kitabı satan söylüyor. Durmuş ustad böyle bakmış, şöyle bakmış ve sonra kitap parasını vermiş. Ne, aldın mı? Yok dedi. Ben bunu ezberledim dedi. Al parasını. Nasıl ezberledin? Böyle sayarak mı ezberledin? Fotokopisini alıyormuş. Zihin. Zihin. Zihinde diriliyor. Gördüğü Kur'an'da Kur'an gelen ayetlerin hakikatleri zihinde diriliyor. Ustad diyor ki hakikatler orada diriliyor diyor. Biraz önce okudum ya hakikatleri. Şeyde 246 lemalar diyeyim. Ayetlerin hakikatleri dirildiler diyor. Ha şey var, evet, o ver bakayım, o bak ver bana. Bununla buradaki bizimkisiyle ders yaptık, o da böyle bir şeye çevirdi. Bak bu aynı sana göndermiş galiba. Bu evamiri tekvini, bu ayat-ı tekvini bütünleşmesi ikisi. O nispette oturuyormuş bu. Çentikler, çukurlar var ya bu mantık şeyleri çocuklar diziyor. O zaman zemin tamam oluyor. Evet, kesinlikle. Bu o şekil o. Böyle yapmış. Evet. Bu ne? Eğer diyor, ayat-ı tekviniye, evamir-i tekviniye bütünleşme nispetinde insan yazmış bak, kün fey küne mazar olup sanki Allah tasarrufu insana vermiş, şey yapıyor, emrediyor, dağlar kalkıyor, yollar oluyor. Ölüler diriliyor İsa Aleyhisselam'ın şeyi gibi, Geylani'deki gibi. Yani kainata tasarruf ve yetki sahibi oluyor. Ol diyor, oluyor. Yani bunun abi bunun bir gerisi bir adım daha gerisi kabuk halinin oluyor abi işte. Biz burayı izliyoruz. Evet. Tabiri caizse demiştiniz ya, Allah-u Teala bizi yanında oturtmuş, bizi yaratırken, bizi yaşatırken bizi bize seyrettiriyor abi ya. Hiç böyle biraz açayım böyle. Dikkat ederek. Hiç böyle yatarken veya hiç kimse yokken böyle elini koyup böyle tavana bakarken veya böyle bir dağa çıkmışsın, yukarıdan aşağı bakarken hiç böyle kendi yaratılış sürecini böyle bir hayal meyal böyle hiç olmuyor mu? Yani varlıktan çıkıp ben yoktum, Allah bana böyle sanki Kırıkkan'da Alan Yaylası'nın tepesinden böyle ovaya bakıyorsun böyle. Hiçbir şey yok çünkü derin ya şey. Orada bir havada işte belirleniyorsun. Kendini böyle seyrediyorsun yani böyle. Yaradılış sürecini böyle. Ruhun da arkasına geçtiğin için. Ruhun arkasına da geçtiğin için böyle. Öyle. Kendi sürecini Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun ağzına vermez hadisi var ya. Dua derken bu zaten dua bir istek değil. Duanın ilerisi var, münacat.
Münacat dışarıya dökülendir. Daha ötesi var işte, sır-ı insani. Abim, sizi çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Benim güzel abim, şimdi biz bu kadar cahiliz ama bu kadar dima dersine girdik. Hiçbir dima dersi bilmeyen, Risale-i Nur'u dahi tanımayan Hasan Akar, bu çocuk Hasan Akar, çobanlık yaparken ben bakmadığım zaman arkadaki dağ var mı yok mu diye hesaplıyorsa müsaade verin biz de bu kadar hesaplayalım be Hasan abi ya. Ya Hasan'ım. Varlık o zamandan beri ilgimi çekerdi. Yani varlığı kabul edemiyordum. Yani hele hele bu kesin, Rabbim biliyor, inan yalana şahit tövbe şey olur. Hiçbir insan dünyada yaşamadığını hissine sahiptim senelerce. Anneme dediğim zaman rahmetli, oğlum sus kimseye deme. Sonra seni alıp götür, ondan sonra korktum çocuktum. Seni derler ki delidir. Delidir, seni götürürler. Oğlum benden alırlar seni. Kimse yaşamıyor olur mu? O dağlar olmaz olur mu yavrum? Var işte oralar. Mesela tepeye böyle karşıki dağa bir araba geçiyor. Onun içerisinde insan var. Bir de onu merak ediyordum. O insan araba sürüyor. Şimdi acaba ne hissediyor böyle? Ne düşünüyor? Onu bile merak ederdim. Onu bir varlık veriyordum, varlık. Şimdi o çocukluk aklıyla ne düşünüyor? Ondan sonra bir düşünce alıyordu beni, hiç kimse yok, sırf ben varım. Onun için böyle derelere merelere giderdim. Benim ömrüm çoğu böyle gitmiş işte, unutmak için derelere balıklara giderdim. Şimdi Allah da onun demek ki... Az önceki hani kendi yaratılışım haşa Allah yanına oturtmuş... kendi yaratılışını izle dediğinde bendeki o değil de ondaki bene geçip bendeki o'yu seyretmek. En azından değil de, hayal meyal. Yani ondaki ben ol, oradan bendeki o'yu seyret. Evet. Oradan buraya. İşte zaten bunu yaşayanlar, adamlar, insanlar yapmış. Biz konuşuyoruz da. Zeynel Abidin namaz kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Yok. Cemaat arkada. Yok. Sonra zoraki İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in. Allah Allah. Sonra diyecektir ki malum manası, yalnız sana iman ediyorum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Seni ilah kabul ettim. Rabbim kabul ettim. Dolayısıyla böyle bir hakkım da var. Senden yardım istiyorum. Onu derken diyemedi. Niye demedi? Ey riyakar, ey şirk ehli, bana mı sırf şey yaptın? Sırf bana mı iman ettin? İyyâke nâbudu, bana mı ibadet ettin sırf? Ne kadar içerimde şirkler olur, Allah yüzüme vurur belki diye içimdeki şirklerden duram diyememiş. Ne zaman Allah tamam, bana iman ettin, bana ibadet ediyorsun, benden yardım istiyorsun. Onaylamış, kim? Allah onaylamış, ondan sonra diyebilmiş. Subhanallah. Hasan abi, bu İyâke dediğimizde de bir ikilem yok mu? Ben ve sen. Evet. Yani onun daha bir ötesi olması lazım gibi geliyor. Zaten... Sanki... O duyduğu zaman o bu kalmadı işte. Niye İyâke diyoruz? Yani sen diye hitap ediyoruz Allah'a. Çünkü ilk önce kurbiyet olmadan akrabiyet olmuyor. Akrabiyet, kurbiyetin onaylanması demektir. O zaman akrabiyet olduğu zaman kurbiyet kalkıyor. Yani peki onun bir ifadelenişi var mı Kur'an'da veya Risale-i Nur'da? Hani biz hep bendeki, ondaki ben diyoruz ama
İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'in ötesi var mı ifade şekli? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'in ayet-i kübranın ikinci makamı Rabbimizi Rabbimizden soralım. Bu ne demektir? Kime soruyorsun? Hasan Ahmet Mehmet'e mi soruyorsun? Ayet-i Kübra Miraç değil mi? Bu ona sordu, buna sordu, meleklere sordu. Sormadı mı? Evet. Rabbimizi Rabbimizden sormalıyız diye tarih şey demiyor mu? Rabbine nasıl soruyorsun? Aradığımız zata sormalıyız diyor. Şimdi arıyorum seni ya Rab sen diyor. Sen nasıl bir şey? Ya bu ne diyor ya bu Risale? Bir durup da insan biraz bu ne diyor ya? Nereye talebe olmuşuz? Subhanallah. Nereye talebe olmuşuz? İsmi Azam cihetiyle izah ediyor bütün mevzuları. İsmi Azam. Size bir tane şey söyledim Rüya-i Sadık'a. Gerçi o bizi bağlamaz ama Fakir'in evinden, bir çayın evinden olsun. Neydi? Arasan bulamazsın ama sen onu yine ara diye yazmış. Şimdi Ali Sert Hoca vardı Kırıkan'da. Ustadı iki defa elini öpmüş. Orta Doğu'nun fıkıh alimlerinden çok. Onu bilen, duyan duymuştur da. Onun vakıfları görmüş vefattan sonra. Demiş ki talebe vakıfa, oradaki vakıfına demiş ki buraya gelen nur talebeleri ne diyor? Sahabeler gibi muamele ediyorlar diyor. Subhanallah. Hadi gidelim, durmayın. yakınlık hissetmiyor musunuz? Hafızhane-i Nur talebeleri manevi Ali Beyt'ten sayılabilir diyor zaten abi üstad. Evet, öyle. Ama muamele de öyle. Niçin? Bu Kur'an talebesizliği zamanında zemin yüzünün zinneti demiyor mu? Vallahi verir misin ya? Vallahi verir misin? Ha böyle oturayım. Vallahi ver. Allah bu kainatı, bütün sistemi bunun konuşulması için yaratmış abi. Evet. Ver abi. Bak. Bak. Şuna deyince ben araya girip biraz geriye döneceğim de ilim, irade, kudreti tazammunu da eden kelam-ı ilahi. Bu beş tanesini şimdi aldık. İlim, irade, kudret, kelam. Bunların hepsi hayatın içinde. Tamam, iki tane kaldı geliyor. Basiret ve sem. Bu basiret ve sem de basiret, dima, sem kalbe bakıyor. Yani bu beş tane diğer sıfatla basiret ve semle, yani dima ve kalpte mi? Yani bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Patlama yok Erdinç abi. Sayfa 260. Erdinç, seni şey yapmadım zannetme. Kulağım orada da. O ciddi teveccüh etmek lazım ki bu dersler hem o dersleri dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaiki maniyenin istimağından bu derslerin işitilmesinden çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileriniz yani işiticileriniz çoktur. Mesela ben tek başımda dahi olsam namaz kılarken arkamda cemaat var diye niyet ediyorum. Niyetimi öyle yapıyorum. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Farsça bu. Esman reşku buret bahre zemin ki daret yektu kes yektu nefs bahri hudem ber nuşinent. Yani semavat zemine gıpta eder ki semavat zemine. Niye gıpta ediyor? Zeminde halisen lillah sohbet birbirini ikram etmek.
Tamam mı? İkram etmek sohbet. Halisen lillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes. Yani bir iki dakika beraber otururlar. Ne yaparlar bunlar? Kendi Sani Zülcelali'nin çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Yani zemindeki melaikelere semadakiler, melaike demiyor, sema zemine diyor ki, ah ah senin üzerinde kimler var? Ya. Atıfları çok var bunların, bunun delili o kadar var ki belki şey yaparsınız, bak şu atıfları çok var bu. Net değil abi. Fotoğrafını sonra çekip atılabilirse çok seviniriz abi. Ondan şey var, atıflı bir külliyatım diye benim sitede Nur dersinde var, barla 260'ı açarsanız şey olur. Veya bunu Bülent şu anda dinliyorsa, Dima şu anda canlı yayınsa, bu dersi yaparken bu sayfayı koyabiliyorsa, Bülent orada mısın? Bülent giremem. Bülent abi vardı. Çıktım bilmiyorum ama vardı. He, o sayfayı... Ama sesi kapalı galiba, herhalde belki ses veriyorsa... O düğmeye, orada bir düğme var. Bilgisayarcıya bilgisayar öğretim. Orada bir ses düğmesi var. Ona basarsa. Evet. Buraya kadar. Buradayım abi. Ben, gördün mü o sayfayı Bülent? Biliyorum abi. İnşallah katarım ben onu. Almanya'ya selam olsun. Buradan da hepinize selam abi. Aleyküm selam. Peki. Soracağınız bir şey var mı? Saat... Yaz başı dışarıya çıkarttığınız zaman deli dana gibi oynar. Çobandım bilirim. Epey bir zamandan beri yüz yüze yan yana ders yapamadığımız için şimdi bu dersler bazen hele ki bu derste kabahatiniz sizin büyük. Bizi anormal bir maneviyata acayip bir halete soktunuz. O yüzden hakim olamıyorum kendime. Şunu anlatmak istiyorum Hasan abi. Geçen gün tekrar bir yerde dinlemiştim. Şimdi sekerattayım Hasan abiciğim ben. Sekerattayım. Ama ömrü hayatımda sizlerle, Dima grubuyla birlikte ders yaparak geçiriyorum. Ve Azrail bana geliyor. Pardon, Azrail gelmiyor. Hasan Akar bana geliyor. Kalkıyorum, hafif doğrulur gibi. Diyorum ki bana niçin gelmediniz bu zamana kadar? Bilmediniz mi ki ben hastayım? Ya ben yeni duydum diyorsunuz bana Hasan abi. Hadi kalk ya, kalk. Bir gidelim. Gidiyoruz Hasan abi birlikte. Giderken fark ediyoruz ki bir cenaze var. Bakıyoruz kimdir bu? Nedir bu? Bakıyoruz ki benim cenazem Hasan abi. Benim sizinle oradan çıkmamın adıdır. Mevt Hasan abi. İnşallah Azrail'im olarak bana bu şekilde Azrail'im gelecek Hasan abi inşallah. Ben böyle inanıyorum. Ve Hasan abi nihayetinde bir talkin çağırma oluyor ki o mefta kendine geliyor, doğruluyor, diriliyor belki de. Acaba bu talkin o zihne müdahale midir abi? Orada bir kere şey söyleyeyim. Telkin artık o akıl seviyesi değil. Akıl da var. Hiçbir sistem eksilmiyor. Yalnız bedene nüfusiyeti alem-i şehadete ciheti kopuyor ama bedenin alemi gayba bakan yönü devam ediyor. Onun için kesip doğuruyorlar ya adlı tıpta, kesmeyin derler, hisseder. Cesedi fazla tutmayın çünkü gitmek ister, evde tutmayın. Bu zihinde oluyor. Hızır abi dedi ki bana, var ya hani Hazreti Ali geldi ona.
Hazreti Ali geldi de hani ayağına... Korkma benden, ben Hazreti Ali'yim. Ben ona o şekilde o gelmiş. O bana dedi ki, tabii öyle deyince biz tabii üzüldük yani böyle. Üzüldük de Hüsr abiyi kaybettik. Gidiyor. Yani alemin ölümüdür. Alemin ölmesi ya. Dedi ki, merak etme dedi. Hoşuna gitsin. Ben gideyim ki o yolu açayım. İnşallah ben sizi karşılayacağım dedi. Ama bu şu anda denirdi ama günü belli olan ve gününü bilen adam bunu nasıl diyor? Allah Allah. Ya Rüştü abi derdi ki, sıra sizde dedi, ben gidiyorum. Göreyim bakayım ne yapacaksınız. Ondan sonra dedi ki, alacağını kısmen aldın, toplama yani bir mevzuyu araştırma yöntemini öğrendin, Allah yolunu açık etsin dedim işte. Evet, en azından bu derslerle biz maneviyatımızı canlı tutmaya çalışıyoruz. Gayemiz o. Birilerine bir şey anlatmak değil. Ders arkadaşı, müzakere ve mutala arkadaşı, birbirimizin dertleriyle, dertlenme kederleriyle ve sıkıntılarını, kederlerini böyle ortak olmak, kaldırmaya böyle bir ders, durusu Kur'an'ı arkadaşız. Birilerine bir şey göndermek, birilerine bir şey anlatmak derdimiz olsaydı dışarıya çıkar, canlı yayın yapar, binlerce insanlar merak ediyor zaten, olurdu. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz bu manayı merak edenlerle haklanmak, Hak ismine mazhar olmak. Bizde Cenab-ı Hak, Hak ismi azami tecelli ediyor, Hak. Dolayısıyla birbirimizi muhafaza etmek, müdafaa etmek, yapılandırmak, ihya etmek, inşa etmek, ahireti burada yaşamak. Risale-i Nur'a ders, muhatap olmak, Risale-i Nur'a talebe olmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak bu aletle bozmasın inşallah bizi. İki cihanda aziz eylesin. Çoluk çocuğumuzu, evladı ailelerimizi, eşlerimizi, biz sizi sevenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, biz bilmiyoruz kimler dua ediyor, bize dua edenleri ve alemi gayb, melekut alemlerinden arkadaş olanlar, gaybda ricalul gaybler var, kırklar var, yediler var, her kimler varsa onların ruhu alilerine ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın yanındaki değeri, kıymeti hatırına, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi Risale-i Nur talebeliğinden ayırmasın. Risale-i Nur talebesi unvanıyla şehit olarak geçmeyi, kabirde, haşirde, cennette de başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamberi İzamlarla ve Ustadımızla ve Nur Tabelleriyle beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip-i müyesser eylesin. Bu duamızı, riyakarane yaptığımız şu duayı, Ya Rabbel Alemin, Zat-ı Uluyetin hürmetine, Rububiyetin hürmetine, Allah'lık hakikatının hatırına kabul eyle Ya Rabbi. Elimizden alma Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı, alma ya Rabbel Alemin, alma ya Rabbel Alemin, alma ya Rabbel Alemin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaatçi yapıyoruz. Sana iman edenlerin hürmetine, Şah-ı Fırkat'a yanan gönüllerin hürmetine, gece seccadeleri ıslatanların hürmetine, masum ve mağdum olan yetimlerin, kimsesizlerin hürmetine ya Rabbi kabulü karin eyle duamızı. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات Ya Rabbi bu nimeti elimizden almadan canımızı al desek olur mu? Evet. Bu ne? Burayı mı okuyayım? Sessiz, nasıl okuyayım sessiz?
annemiz. Ha. Çok ilginç. Mesela 3 tane şey yazmış. Günah, günah düşündüğümüzde günah yazılmıyor ya. Yapmayınca, çünkü vicdana inip zihinde ayete dönüşmediği için. Hani bir sevap işlemek istediğimizde tahayyül ve tasavvur, taakul imbiklerinden sonra izandan vicdana iniyor. Zihine, fiile iltizam yapılmamış olsa bile o sevap yapılmış gibi amel defterine yazılıyor. Vücut buluyor. Ayetlerin ustatta vücut bulması gibi. Hakikaten öyle, evet. Ustatta ayetler vücut buluyor ya. Bu çok etkileniyorum ya arkadaşlar. Bu çok, bu zihinden sonra böyle çoğu şeyi unutuyorum. Şeylere bakan bir meczup Behlül gibi bir şey oldum yani biraz. Onu da sileyim, bir söyleyeyim. Yani evet, zihinde hüşyar oluyor, diriliyor, hayat buluyor, ruhlanıyor. Yani o zihinde ayetler diriliyor. Ayetler ustatla konuşuyor. Bana bak diyor. Ne yapıyorsun diyor. Böyle düşünme diyor. Böyle bak diyor. Biz onu teşbih zannediyoruz. Cahiliz ya. Ötelerden haberdar değiliz ya. Bu belagatta şey var. Camidatı, mevcudatı konuşturmak bir sanattır böyle. Öyle bir sanat zannediyoruz. Sanat. Birileri yaşadığı bizde sanat olmuş. Birileri yaşıyor bizde ilim olmuş. Veya düşünce olmuş. Yani böyle elhamdülillah nevimiz yaşıyor. Bak şimdi. İsa aleyhisselam Allah'ın izniyle mucizesi ölüleri diriltmek. Amaların gözünü açmak. Öyle değil miydi? Bu nasıl bunda şey olmuş? Zihninde dirilen bir şey otomatik olarak zihinde dirilen irade ile dışarıya çıkıyor. Şurada da vurucu dariciye dönüşüyor işte. Yani o mucize gibi, ama mucize esmanın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Etmesidir. Keramet de öyledir. Peki bu adetullah değil midir? Bizim bildiğimiz adetullah değil. Dağ arkasındaki adetullah işte. Zihinde ayetler diriliyor. Hüşyar oluyor. Ayetle konuşuyorsun. Aslında ikizinle konuşuyorsun. Şu 5 tane aynıydı ya, hakikatları farklı. İnsan, şecere-i hilkat, kainat, Kur'an, İslamiyet. 4 tane, 5 değil. İslamiyet. Şimdi insan neydi? Kainatı sura. Bir de 5 tane Kur'an. Kur'an. İnsan, şecere-i hilkat. İnsan, şecere-i hilkat. Kur'an, İslamiyet. Ne eksik söyledim gene? Onlar insaniyet-i kübra. Bunlar birbirlerine dönüşebiliyor. Kur'an, İslamiyet, kainat, kainat, sura, bunlar birbirlerine dönüşme şeyleri var. Bunların bir kısmı şeyde oluyor, zihin. Medeniyet-i kübra olan İslamiyet. Sonra Kur'an, sonra şecere-i hilkat, sonra insan. Bu dördü birbirine dönüşüyor. Aynı şeyler bunlar. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şey soracaktık ama Hasan abi, bu zihnin mümessili kuvve-i hafıza desek, kuvve-i hafıza da malum lehvi mahfuzun bir de yavaş, oradaki... bir de yavaş, bir dakika. Bir,
bu dersten sonra soracağını şimdi sor. Çünkü WhatsApp'ta yazıyorsun, cevap alamıyorsun. Çünkü bu halet gitti gitti. Konuşacağını Sedat şimdi sor, onu söyleyeyim sana. WhatsApp'tan cevap veremem. Şimdi yavaş yavaş bunu sor. He. Abi zihnin mümessili kuvve-i hafıza diyebilir miyiz? Zihnin mümessili. Yok yok. Kuvve-i hafıza taakkulün içinde. Kuvve-i hafızada lehvi mahfuzun mümessili, hani oradan Kur'an'ın ayetlerinin canlanması, belirişi gibi düşünülebilir mi abi? Nasıl yani? Şey bakayım. Hafızamızdaki karşılığı lehvi mahfuz abi. Lehvi mahfuzun Kur'an birlikteliğinden bizdeki Kur'an'ın canlanışı gibi bir irtibat olabilir mi acaba? Ha tamam. Kur'an'ın dirildiği yer zihin kardeş. Kur'an orada konuşuyor işte. Konuşuyorsun, sohbet ediyor. Ayet bana dedi ki diyor. Ayet böyle bak diyor bir de. Dinle dedi diyor. Yani bunlar teşbih ve temsil falan değil bu. Aynen hakikattır. Zaten Kur'an'ın hakikati diriliyorlar diyor. Yani zihinde mulakki oluyoruz. Yani biz ile Kur'an, kainat, İslamiyet bu dördü birbirine geçiş orada oluyor. Yani insanın ikizi derken dördüzü de oluyor. İkiz derken insan kainata ne diyor? Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Kainata. Aynı şeye ne diyor? İnsan Ekber diyor. Aynı şeye İslamiyet diyor. Medeniyet-i Küre olan İslamiyet diyor. Orada hüşyar oluyor. Ayet bizim hakikatimize seviyesine geliyor. Ettenezulat-i ilahiyeti ala ukulil beşer. Orada bizim seviyemizde. Peki kelam-ı ilahi neyi tazamun ediyordu? Kelam-ı ilahi var mı orada zihinde? Kelam-ı ilahi neyi tazamun ediyor? Kudret. O zaman vücud alicisi var. İrade ne dediğini biliyor. Kimle ne konuşuyor? İlim. İlim demek malumat, bilgi değildir. Sır ve tılsımı tazamun eden ona dönüşmektir. Bu da tasdik manasında. Ayete dönüşüyor. Ona dönüşmek mi dediniz abi? Yani insanın hakikatiyle kainatın, Kur'an-ı İslamiyet'in hakikati beşeriyetten çıkarsan Allah kendisinden hariç bir yere secde et denir mi? Demez. Adem'e secde et dedi. Bu yani beşeriyet takılmadan ki hale dönüşüyorsun. Çünkü orada beşeriyetin olmadığı için orada şirk mülk yok. Onu şeyde söylüyor. Hayat bahsinde terakki edince şöyle oluyor. Bak. Bak şu. Bak orada ne oluyor? Bak seyret. Evet. Şurada 5. remiz. 4. Diyor ki sayfa 338. Çünkü mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla etsay-ı kainat orada oluyor bak. Hayat vasıtası inkişaf edince zihinde etsay-ı kainat var ya, kainatın etsası. Onun efrad hükmüne
Kainat ise insanın nevi hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecbunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek şirk ve iştirakı her cihette tard eder. Şirk ve iştirak kalkıyor çünkü ayetler vücut buluyor işte. Vücut bulunca kainat etsai kainat efradı oluyor. Kainat nevi hükmüne geçiyor. Şirk ve iştirak oraya kadar her yerde var. Çünkü zan var. Zihinde o ayet delilince kimse yok. Yani beşeriyetin en zirvesini söylüyorum zihnin. Yüceltmiyorum zihni. Ama kısmen beşeriyetin kısmen geri gidiyor ki ayet bildiriyor. Ne bakayım? Göremiyorum. Yok, ruh daha yukarıda. Ruhumdan öfle yazıyor da, ruhumdan öfledim ruhunuzu, o çok yukarıda, o burada değil. O çok yüksek hakikat. Ruhumdan öfledim ruhunuzu, zihin miyin yok orada, zihin de yok. Çok yukarıda o. O ruh dersinde inşallah şey yapacağız. Ruhumdan öfledim ruhunuzu, Allah Allah. Şirk ve iştirak burada yok oluyor. Adem'e secde ettirdiği yer. Evet. O beşeriyet şey gidiyor. Beşeriyetin zaten 7 mertebesi var ya. Evvame, nefsi emmare, levvame, mulme, mutmaine, raziye, safiye, natika vesaire. Buradan sıyrıldığın nispetten beşeriyet yok. Orada da peki nedir Adem? Adem yokluğun vücudu, Esma-i Hüsna'ların bütünlüğüdür. Adem oydu. Adem ama. Esma-i Hüsna'ların vücut boyutunu meydana getiren esmaların cil ve cemal nakış sanatının bütünlüğü. Orada beşeriyeti yok ki şirk olsun. Yani halıya secde ediyoruz. Beşeriyet var mı? Yok. Sedat. Efendim abi. Çok ince maşallah şeyler düşünüyorsunuz maşallah. Tebrik ediyorum. Peki. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun abici. Allah razı olsun. Ağzınıza Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kabul etsin abi. Amin. Allah razı olsun.